Konguç Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. Sayı kümeleri konusuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi, her zaman olacağı gibi hemen sizlere takvimimizi göstereyim. Aylardan Kasım'a geldik ve günlerden de 3 Kasım Perşembe'deyiz. Ve saatimiz 16 itibariyle de videonuzda karşınızdayız arkadaşlar. Bu ay 4 tane videomuz var. Çünkü yazılı haftası ve ara tatil olduğu için arkadaşlar ve sayılar konusu çok uzun olduğu için biz de parçalara böldük. Çok önemli bir konu ama rahat edeceğimiz bir konu. Neden? Çünkü mantık gibi hiç bilmediğimiz bir konuyu atlattık. Küme'ler gibi hiç bilmediğimiz bir konuyu atlattık. Artık 8. sınıfta bildiğimiz şeylerin bir tık üstüne çıkarak bildiğimiz şeyleri bir kere daha hatırlamaya gideceğiz. Hatırlatma derken tabii ki de sıfırdan hatırlamak demeyeyim de sıfırdan ben hiçbir şey bilmiyordum diyen arkadaşlar varsa onlar da çok güzel öğrenecekler. Diğerleri de kendilerine artık atacaklar. Donguç Plus'a da bakmanızı tavsiye ederim dedim. Geçtim. Şimdi arkadaşlar bugün ne göreceğiz? Bugün biz doğal sayılar göreceğiz. Tam sayılar göreceğiz. Rasyonel ve irrasyonel sayıları göreceğiz. Gerçek, real, reel sayılar göreceğiz. Ve de gerçek sayılarda toplama ve çarpma işleminin özelliklerini hızlıca anlatacağım ve konuyu bitirmiş olacağım. Peki gel gelelim. Bunlar nelerde kullanılır? Başta rakam ve sayı saymaz hayatımızın her yerinde var arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Neredeyse her alanda göreceğiz. Örneğin sınıfımızdaki öğrencilerin sayısı ve tam sayıdır, doğal sayıdır. Cüzdanımızdaki paranın miktarı ülkenin nüfusunun ifade ederken kullandığımız bütün her şey nedir? Bizim sayılarla ilgilidir. Alışverişimizi, bir miktar ürünün paylaşımını, günlerin ve saatin tak takibini yaparken, hepsi bunların, bir bütünü parçalara ayırıp ifade ederken, bunların hepsi, hava sıcaklığının değişiklikleri ya da bir yerin yüksekliğini belirtirken, hep biz sayılardan yararlanırız. Peki, bunları söyleyeceğiz, anlatacağız. Peki ödevimiz ne? Ödevimiz sıfırdan dokuza kitabımızda 74-80 arası. Bakın bugün sizi çok fazla yormayacağım. 74-80 arasını... Hemen yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 74 yeni koyu. Yeni konu özür dilerim. Hemen ne yapıyorsun? Süzgeci yapıyorsun. Öğreniyorsun süzgeci yapıyorsun. Öğreniyorsun süzgeci yapıyorsun. Ve olayı bitiriyorsun. Burada da sayı kümeleriyle ilgili tara geç var. Orayı da yaparsan güzel olur. Yapamazsan TAS uygulamasındaki canım hocam seni bekliyor. Orada çözümlere bakıyorsun. Dinamo kitabından da hocam ben soru, soru canavarıyım diyorsan. Soru çözmek istiyorum diyorsan. işte orada da yeni ünitemizin 3. ünitenin Tetra 1, Tetra 2 ve de Tetra 3 seni bekliyor. Sonrasında da sayı kümeleri tarama testinde yaparsan iyi edersin arkadaşım dedim. Ve bölme bölünebilmeye hazır olursun. Sözü fazla uzatmayalım. Sayı kümelerine geçelim arkadaşlar. Sayı kümeleri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nedir? Rakamdır. Peki bu rakamlar ne işe yarar? Rakamlar bize sayılar için kullanılmaya yarar. Mesela sayımız var 198 diye bir sayı var. İşte bu sayıyı kullanmak için biz neden yararlanıyoruz? Bu sayıyı oluşturmak için rakamlardan yararlanıyoruz. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Bir kere daha söyleyelim o zaman. Rakamlar sıfırdan 9'a kadar olan sayılardır diye söyleyelim. X ve Y birbirinden farklı rakamlardır. X ve Y birbirinden farklı rakamlardır. X artı Y 10 ise X çarpı Y'nin en küçük değeri X çarpı Y'nin en büyük değeri nedir diyor arkadaşım. Bu arada rakamlar bir araya gelmesiyle sayı oluşur dedi. Biz de zaten bu arada bunu söylemiş olduk. Geldik buraya. Bu arada 1923'de burada hemen yıldızda gösterelim. Cumhuriyetimizin 99. yılını bir kez daha kutlayalım buradan. Toplamları verilen sayıların çarpımı. Bakın burada toplamları vermişti. En küçük değerini bulmak için birbirinden en uzak iki sayıyı en büyük değeri bulmak için de birbirine en yakın iki sayı seçilir. Ne diyorsun hocam ya? Ne anlatıyorsun? Bize ispatla bunu dersen. Bakın Bunlar rakam oldukları için sıfıra 10 olurlar mı? Olmazlar. Çünkü 10 diye bir rakam var. Yok. 1 artı 9 olur. 2 artı 8 olur. 3 artı 7 olur. 4 artı 6 olur. 5 artı 5 olur. Birbirinden farklılıkları için bu da olmaz. Şimdi bakın bunların çarpımına bakarsan burası 9, burası 16, burası 21, burası da 24 eder. O zaman ben çarpımın en büyüklerini bulacaksam Birbirlerine en yakın seçelim. Çarpımlarının en küçük değerini bulacaksam birbirlerine en uzak seçelim. Burada da yazılan o arkadaşım. En küçük değer için en uzak iki sayı. En büyük değer için de en yakın iki sayı seçilir. Peki hocam sen burada niye 5, 5, 6, 4, 7, 3 yazmadın? Zaten çarpım soruyor. Yerleri değişse de çarpım değişmez dedim. Geçtim. Doğal sayılar nedir arkadaşım? Doğadaki sayılardır. Bizim bahçemizde hiçbir elma ağacı yok. Bizim bahçemizde 5 tane elma ağacı var. Bizim bahçemizde yarım elma ağacı diye bir şey olur mu? Olmaz. Bizim bahçemizde eksi 2 tane elma ağacı var. Olmaz. Doğadaki sayılara biz doğal sayı diyoruz. Sıfırdan başlayıp 1, 2, 3, 4 şeklinde tam tam olarak sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir. Doğal sayılar adı üzerinde doğa, nature, doğal, natural kelimesinden gelen N harfiyle gösterilir. N harfi dediğimiz şey doğal sayılar kümesidir. Küme küme ifadesiyle gösterilir ve içine de elemanları yazılır. İki basamaklı en büyük doğal sayı, iki basamaklı doğal sayı dediği için en büyük 99'dur. Rakamları farklı, üç basamaklı en küçük doğal sayı diyorsa, bakın üç basamaklı rakamları farklı rakamları farklı için 1 0 2'yi kullandık en küçük doğal sayı da bunlardır. Rakamları farklı 3 basamaklı en büyük bakın rakamlar farklı diyor. 9 8'i kesinlikle koyacaksın. Hocam ama çift diyor. 8'i sona saklayalım. Değil arkadaşım. 980 küsür benim için en büyüktür. Çift dediği için de 7 değil 6 koyacağım. Bunu da yaptım. Bir daha söyleyelim. 2 basamaklı en büyük doğal sayı 2 basamaklı rakamları farklı demediği için 99'dur. En büyük 2 basamaklı. En küçüğü kaç bu arada? En küçüğü de 10. Rakamları farklı demesine gerek yok. 10'dur. Burada rakamları farklı deseydi en büyük 98'di. Rakamları farklı 3 basamaklı en küçük doğal sayı nedir? Rakamları farklı en küçük diyor. 100 diyemeyiz. 101 diyemeyiz. Tabii ki de 102 diyeceğiz. Rakamları farklı 3 basamaklı en büyük çift sayıda 98'i yazmak zorundasın. Hemen sonunda da bir tane 6'yı attırdın. Olay bitti. Peki burada ne diyor? Çarpımları verilirse toplamı en küçük değeri için birbirine en yakın en büyük değeri bulmak için de birbirine en yüksek seçeceğim. Hemen mantığını söyleyelim. X çarpı Y 30 mu? Doğal sayılar mı diyor? Doğal sayılar 1 kere 30, 2 kere 15, 3 kere 10, 4 yok, 5 kere 6. Bakın buradan sonra geriye dönüyor. Boşu boşuna yazma. Bakın bunları toplarsam 31. Bunları toplarsam 17. Bunları toplarsam 13. Bunları toplarsam 11. Bakın gittikçe toplam azalıyor. Yani en küçük değer için ben birbirine ne yapacağım arkadaşım? En küçük değer için birbirine yakın seçeceğim. O zaman en küçük kaçtır diyorum ben burada. En küçük birbirine en yakın seçeceğim çarpımları. O zaman ne olacak? 11. En büyükte birbirine uzak seçeceğim. Hocam ama doğal sayı diyor. Sıfır yok mu? Arkadaşım sıfır var mı Hiç. Sıfır olur mu hiç? Sıfır kere bir şey sıfırdır. Unutma çarpma da bunu unutma bunu söylemiş olalım. İşte bu kadar arkadaşım. Burada da tam tersi muhabbet var. Yani birbirine en yakın seçersen en küçük değeri birbirine en uzak seçersen de en büyük değeri e, bulmuş olursun. Birbirine uzak seçtiğimde en büyük değeri bulmuş olursun. Geldik bir başka soruya. A ve B birbirinden farklı doğal yorumluksa üzere A artı B 20 olduğuna göre... A çarpı B'nin bak yine farklı doğal sayılar diyor. A çarpı B birbirine en yakın seçmem demek 10'a 10 seçerdim. Ama birbirinden farklı demeseydi. 10'a 10 seçerdim. O zaman birini büyültelim, birini küçülterim. Doğal sayı dediği için bunlar 11'e 9 olur. O zaman 99 bunun en büyük sayısıdır. Birbirine en uzak seçersem arkadaşım o zaman 0'a 20 olur mu? Olur. Bana da neyi soruyor? Çarpımını Bunların çarpımının en küçük değeri de sıfır olur. Doğal sayılarda sıfır var mı? Var. Birbirinden farklı diyorsa sıfıra yirmi diyebilir miyim? Derim. Hocam bu yirmi bir eksi bir olur mu? Olmaz. Eksi bir doğal sayı değil. Geçtim. O zaman en büyük sayı nedir? Birbirine en yakın. En büyük iki tanesi birbirine en yakın olursa ne olur? Çarpım artar. En yakın yüz olurdu. Ama sonrasında da 99 da olur. O da kabuldür. Hocam 11'e 9 mu 9'a 11 mi? Hiç fark etmez. Bize sadece çarpımı soruyor. Çarpmada değişme özelliği var konunun sonunda bir kere daha tekrar edeceğim. Geldim buraya. Eksi 3, eksi 2, eksi 1. 0, 1, 2, 3. Bunlar kim arkadaşım? Doğal sayılar değil. Bakın şuraya kadar doğal sayıydı. Artık eksiler de işin içine giriyor. Yine tam tam gidiyoruz. Eksiler de işin içine gidiyor. Ve buna z ile gösteriyoruz. Z nedir arkadaşım? Z tam sayılar kümesidir. Bakın kümeyi gösterirken de eksileri alıyorsun. Artıları alıyorsun. Bir de işin içinde sıfır var. Eksiler nedir? negatif tam sayılar. Üzerine bir tane çizik koyuyorsun. Artılar nedir? Pozitif tam sayılar. Ne yapıyorsun? Üzerine bir çizik koyuyorsun. Peki sıfır nedir dostum? Sıfır pozitif ya da negatif tam sayı değildir. Çünkü işareti yoktur. O bir nedir? Nötürdür. Unutmuyorsun arkadaşım. Tam sayılar kümesi eksilerle artıların birleşimidir. Yalnız bir şey unutmuyorsun. Tam sayılarda sıfırı unutmuyorsun. Bir de kimi unutmayacaksın? Eksileri unutmuyorsun. Geldim buraya. En büyük negatif tam sayı. Bakın en büyük negatif tam sayı. Sıfıra yaklaştıkça sayılar yani eksilerde sıfıra yaklaştıkça sayı büyür. Yani ben ne yapıyorum? Uzaya doğru gitmeye çalışıyorum. Artıların sonuna doğru. Ama negatiflerdeyim. Negatiflerde sıfıra yaklaşırsan büyük bir sayı olursun. En büyük negatif tam sayı eksi birdir. İki basamakta en büyük negatif tam sayı Eksi 10'dur. Rakamları farklı demiyor. 3 basamaklı en küçük negatif tam sayı. Bak eksi 999'dur. Neden? Çünkü sıfırdan uzaklaşıyorsun. İyice uzaklaş. İyice. Yüzler yakın çünkü. 900'ler uzak. O zaman en küçük sayı da eksi 999'dur. Eksi 5 ile 5 arasında kaç tane tam sayı vardır? Eksi 5 ile 5 arasında. Eksi 4. Eksi 3. Eksi 2. Eksi 1. Bir de sıfır var. Sıfır unutmuyorsun. E, bu tarafta dört var. E bu tarafta da bir iki üç dört var. Dört var. Dört var. Bir de sıfır var. Ettim sana dokuz tane. Bu arada hocam eksi beşle beşi alacak mıyız? Bana eksi beşle beş arası dedi. Onlar dahil demediği için almayacağım. Eksi yirmiden küçük. En büyük tam sayı. Bak eksi yirmiden küçük. Yani daha da geri gidiyorum. O zaman ona ne yazacağım? Ona da eksi 21 yazacağım. Hocam 21 büyük değil mi? 21 sayı olarak büyük. Ama eksi 21 daha küçüktür. Değil mi? Eksi 10 derece mi soğuk? Eksi 2 derece mi? Eksi 10 derece daha soğuk değil mi? Yani daha küçük bir değer. Bunu da unutmuyoruz. Ama bize hocam en büyük soruyor. Tamam da eksi 20'den küçük ama en büyüğü soruyor. Geldim bir başka soruya. Artık bu muhabbeti çok iyi anladık. Bir kere daha söyleyelim. İki soruyu karşılaştıralım yalnız. Bakın soru birebir aynı. Olmak üzere olmak üzere. X, Y birer. X, Y birer. X artı Y'nin ifadesi alabileceği emir. Bak ikisi birebir aynı soru. Yalnız burada dikkat etmem gereken bir şey var. Birinde tam sayı diyor. Birinde negatif tam sayı diyor. Birinde tam sayı diyor. Birinde negatif tam sayı diyor. Dikkat edin o zaman. X artı Y'nin alabileceği en büyük değer diyor. Ben bunların ikisini de pozitif seçersem. Çünkü tam sayılarda sıfır var. Yalnız çarpmada sıfır olmaz. Çünkü sıfır olsa cevap sıfır olurdu. O zaman ne diyorum ben? İkisini de pozitif seçersem birini bir. Birini hani diyorduk ya çarpmada birbirine uzak seçecektik. Birini bir, birini 42 seçersem o zaman ne olur? En büyük toplam 43 olur. Bakın en büyük toplam 43 olur. Ne yaptım? 1 ile 42 seçtim. 1 ile 42 seçtim. Süper bir şekilde bunu yaptım. Devam ediyorum arkadaşım. En küçük diyor tam sayı olacak. Ben o zaman ne yaparım? Eksi 1 ile eksi 42'yi seçerim. İyice küçülteyim. Nasıl bu? Sayı olarak büyükse pozitiflerde bunun önüne eksi koyarsan o da küçük olur. O zaman o da eksi 43 olur. Bir daha söylüyorum. En küçük olması için küçüklerde de sayı olarak büyük olacak ki. Sayı olarak büyük olacak küçüklerde. O yüzden en küçük olur. Mesela eksi 45 mi büyük? 40 mü Eksi 40 mı büyük? Kim büyük? 45. O zaman 45 en küçüktür. eksilerde en küçüktür. Lütfen bu karşılaştırmaları yapın. Bakın A küçüktür B ise A ile B pozitif tam sayı olsun. Ama dikkat edin. Eksi B küçüktür. Eksi A'dan. Çünkü niye? Bu 3 ise bu 5 ise eksi 5 mi eksi 3 mü? Tabi bu sefer eksi 5 küçük oluyor. O yüzden sayı olarak büyük kimse mesela 43 eksi bu en büyük ya o zaman eksilerde bu en küçük demektir. O yüzden ben eksi 1'e eksi 42'yi seçtim. Bakın ikisi de negatif sayıysa o zaman burada muhabbetimiz ne? İkisi de sonuçta negatif. İki negatifin çarpımı pozitiftir. O yüzden bunlar artık benim için gözümde pozitif sayılar gibi düşünebilirim. Yine aynı muhabbetten en küçük yine eksi 43 olacak. Ama bu sefer ikisi de negatif ya. O zaman ben bunları birbirine en yakın seçerim. En yakın seçersem 7 kere 6'dır. O da toplanırsa Eksi yedi ile eksi 6 toplanırsa da eksi on olmuş olacak. Bu muhabbeti sakın kaçırmayın. Bakın ikisinde de negatif muhabbetlerde aynı cevap vardır. Doğru. Çünkü negatifleri düşünmem gerekiyordu. Ama en büyük muhabbetinde burası. İkisi de pozitif düşünüyorum. Pozitif düşündüğüm için 42 41 artı 41 41 çarpı 42 ne oldu? 43 oldu. Ama burada ikisi de negatif olduğu için birbirine yakın seçeceğim ki sayı iyice küçülsün. Küçülsün ki negatiflerde büyüsün. Bakın negatif muhabbetin anladınız. Bunu çok fazla söyledim. Kafanız karıştığını düşünmüyorum. Çünkü çok fazla mantığını anlatarak yaptım. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Geldik sorumuza. Güzel bir soru. Hemen bakalım. A, B, C birbirinden farklı. Pozitif tam sayılar olmak üzere. A artı 2B artı 4C 21 ise A'nın alabileceği en büyük değer diyor. Dikkat A'nın haricinde diğerlerine en az vermemiz lazım. Birbirinden farklı pozitif tam sayılar diyor. Her şey olabilirler. Sıfır, sıfırdan değil birden başlayacağız. O zaman A'nın en büyük değer dediği için arkadaşım bak. A'nın alabileceği en büyük değer dediği için. O zaman diğerlerine çok küçük vereceğim. Bu arada küçük verirken de tabii ki de katsayı 4 olduğu için 4 çok büyütür sayıları. 2 olsa C 8 olur. 3 olsa 12 yapar. O zaman 4'e en küçük sayıyı yanına en küçük sayıyı B'ye de diğer küçük sayıyı vereceğim. Birbirinden farklı dediği için. E o zaman ne olmuş oluyor? A artı 2 kere 2 4. 4 kere 1 4. 21'den dolayı cevabım ne olmuş olacak arkadaşım? A eşittir. 4 4 8 at karşıya 13 olmuş olacak. O zaman A'nın alabileceği en büyük değer nedir? 13'tür. Bunu yaptık. Yalnız A büyük B büyük C olduğunda A'nın en küçük değeri diyor. Dikkat edin. Burada da bizden ne istiyor? A'nın en büyük olduğunu söyle bana diyor. Ama B, C sırası olsun diyor. Ama A da olabildiğince küçülsün diyor. Bakın o zaman biz şöyle yapalım yine. C'ye biz küçültelim. 1 diyelim mesela. Bakın yine 1 dedik. Bu sefer B'ye 2 yerine 3 de diyebilirsin. 4 de diyebilirsin. 5 de diyebilirsin. Yalnız burada dikkat edeceğim şey. Burayı 4 yaptığımda geriye 17 kaldı. 17 kaldığı için arkadaşım. Buraya çok dikkat et 17 kaldığı için. E ben burayı 8'e 9 diye ayarlayabilir miyim? Ayarlarım. O zaman ne oldu? Buna 4 dersem bakın A 9 çıkıyor. Yalnız burada hala bakın B 4 iken A 9. O zaman daha da büyütelim. Buraya 4 değil de ne koyalım arkadaşım? 5 koyalım. 5 kayarsak 10 olur 7 olur. Bakın 5'e 7 olur. Gördük mü? Muhabbeti çok iyi. O zaman devam ediyorum. Çok dikkat şimdi. 17 kalmıştı ya burada. 17'de 6 dersen buraya 12 olur. E buna ne kalır? 5 kalır. O zaman 6'ya 5 olur. Olmaz. Demek ki A'nın en küçük değer de neymiş arkadaşım? 7'ymiş dedim. Bakın arkadaşlar böyle sayı vererek yaparsanız bir şeyi gözden kaçırırsınız. O yüzden burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Onu da mavi kalemimi alarak göstereyim sana. Bakın böyle ben tek tek sayı verirsem buna küçükten başlayarak verirsem bunu doğru bulmayabilirim. Burada ilk dikkat edeceğim şey şu. 2B çifttir. 4C de çifttir. O zaman çift de çiftin toplamı çifttir. E, burada da tek olması lazım ki cevap tek çıksın. O yüzden arkadaşım bakın A7 olabilir tabii ki de. Ama bence 5 ile başlarsan. Buraya 5 dersen gördüğün gibi buraya ne kalır? E, 2B artı 4C bizim için ne olur? 16 olur. O zaman 2'ye bölelim her tarafı. B artı 2 C bizim için 8 olur. Peki 8'de bakın ben A'ya 5 dedim. E, B 4 olabilir mi? E, olur. B 4 olursa geriye ne kalıyor? 4 kalıyor. O zaman C'ye kaç kalıyor? 2 kalıyor. Bakın 5, 4, 2 diye sayıları dizebiliyorum. B, A tek olması gerektiği için ben buraya 3 diyemem. 3 dersen burası 18 olur. Sayıların dengesi şaşar. Bakın yapalım istiyorsanız. 2B artı 4C eşittir 18 ise zaten 3 dedim mi daha küçük çıkma şansı yok bunların. O yüzden de bu mantığı geçtim. Şimdi dikkat edin bir kere daha söylüyorum. Böyle tek tek sayı koyarak deneyerek yapmayacaksın. Ben bir bak sana böyle gösteriyordum. Kesinlikle bu şekilde yapmayacaksın. Bu soruların çözülüş tarzı bu şekilde yapılır. Ve burada dikkat etmen gereken bazı noktaları göz kestirirsin. Ve gözünü kestirdikten sonra ne yaparsın? Olabilecek ortalama sayı 5'ten başlarsın teklerden. Sonrasında da geri kalan sayıların da olabilme ihtimallerini uydurduğun anda cevabın ne çıkar? 7 değil cevabın 5 çıkar unutma. Geldik rasyonel sayılara. AB tam sayı olacak müthiş bir şey. AB tam sayı yalnız B sıfır olmayacak. O yüzden arkadaşım A bölü B iki tane tam sayının bölümü şeklinde yazılabilen sıfır hariç. Biz bu kümeye rasyonel sayılar kümesi diyeceğiz. ...ve q yani bölmeden dolayı da... ...biz bunu ne yapıyoruz? Q ile gösteriyoruz. A bölü B ne diyoruz? A B elemandır tam sayı ve de B sıfır olmayacak dedik. Burada bakın bu tanımdır. Bayağı yanlış yapılan yer var. Orayı göstereceğim şimdi birazdan size. İlk önce şunu söyleyelim. Negatif rasyoneller, pozitif rasyoneller... ...arada sıfır var. Bunu unutmuyorsun rasyonellerin hepsi için. Rasyonel sayı 1 bölü 2 olur mu? Olur. Eksi 7 bölü 5 olur mu? Olur. Ya, eksi sayılar sıfır olur mu? Olur. 101'in altında 1 vardır. Eksi 9'un altında 1 vardır. Sıfırın altında herhangi bir şey vardır. Şimdi onu söylüyorum arkadaşlar. Çok dikkat. Çünkü 12'lere gelen arkadaşlar bile bunu soruyorlar bana. Hocam 0 bölü 5 nedir? Bakın sıfırın altında ne olursa olsun sıfırdır. Ama lakin ki yanlış yapmayalım. Çünkü sıfır bölü sıfır sayısı ve de bir tane daha sayımız var. O da sayı bölü sıfır. Mesela 5 bölü sıfır var. Bunlar nedir? Şimdi arkadaşım bir kere sayı sıfırın içinde kaç tane 5 var? Hiç yok. 0'ın içinde 5 yok. Çünkü mesela 10'u 10/2 on dersen onun içinde kaç tane 2 var? 5 tane. Bu tamam. Ama ama 0 içinde kaç tane var? Sıfır tane. 0 içinde kaç tane 5 var? Sıfır. Peki bunları nasıl yorumlayacağız? 0 içinde kaç tane 0 var? Cık. Saçma bir soru. 5'in içinde kaç tane 0 var? Saçma soru. Yalnız burada dikkat edin. Bakın bu tanımdı, tanım. Tanımda ne diyordu? Alt taraf sıfır olmaz. Burada sıfır yapmış mıyım? Yapmışım. O zaman ben diyorum ki sen burada tanımsızsın. Tanımsız. Senin tanımın yok dostum. Senin tanımda yerin yok git. Sen tanımsızsın diyorum ben. Bak burada da acaba sıfır bölü sıfır sıfır bölü sayı mıdır? Yoksa sayı bölü sıfır mıdır? Hangisine uyuyor arkadaşım? Belli değil. Bu adamın ne diyor belirsiz. Bu adamın ne diyor belirsiz arkadaşım. Yani bu adamın ne olduğu belli değil. Bu mu bu mu belli değil. O zaman sen bu adama belirsiz dersin. Ama bu adam tanımda yok. Bu adam tanımsızdır. Bu adam sıfırdır. Bu adam belirsizdir. O yüzden de kafanı hiç karıştırma. Sayı bölü sıfır sıfırdır. O yüzden sıfır bir. Hem tam sayı hem doğal sayı hem de rasyonel sayıdır. Unutma aklında olsun. İrrasyonel sayılarda da hiç uzatmayacağım. Rasyonel olmayan sayılardır. Irrational yani ir negatiflik anlamı katıyordu. Rasyonel olmayan demek. A bölü B şeklinde yazılmayan uzatmayalım. Q'nun üstü yani biz kümelerde görmüştük ya Q'nun tümleyenidir. Peki neye göre tümleyeni? Birazdan arkada söyleyeceğim onu. Bakın unutmayın arkadaşlar. Biz bu tanımı yaptık ama daha gizli bir şey söyleyeyim sana. Kökten çıkamayanlar. Bakın kök 7. Kökten çıkamayanlar. Kök 10. Kökten çıkamayan 1 bölü 3. Ve de unutma burası çok önemli. Virgülden sonrası düzensiz gidenler. Bakın bu 3,14 değildir bu. 3'te de değildir. 3,14'ten sonra sonsuz tane sayı var arkadaşım. İşte virgülden sonrasında da düzensiz giden adamlar nedir arkadaşlar? Kesinlikle ve kesinlikle irrasyonel sayılardır. Geldim bunları bir daha gösterelim. İrrasyonellerle rasyonellerin hiçbir kesimi yoktur. Zaten A kümesinin tümleyeni ile A kümesinin arasında da hiçbir ilişki yoktu. Çünkü biri kendisi biri dışarısı. İçerisinin dışarısıyla bir ilişkisi var mı? Kesinlikle yok. İşte geldik rasyonel sayılara. Rasyonel, real, reel sayılar irrasyonelle. Ra, pardon, gerçek sayılara geldik. Çok özür dilerim. Gerçek sayılara, real sayılara geldik. Yani reel sayılara geldik. Rasyonel sayılar kümesiyle irrasyonel sayılar kümesinin birleşimine biz gerçek sayılar yani reel sayılar real'dan dolayı da R ile gösteriyoruz. R neymiş? Rasyonel ne irrasyonelin birleşimi. O zaman ben şöyle bir şey söyleyebilir miyim arkadaşım? Bak doğal sayılar neydi? 0, 1, 2 bilmem bir şey bilmem bir şey vardı. Nokta nokta nokta. Bu kümede bu elemanlar vardı. Yani şöyle göstersek daha güzel olur. 0 vardı, 1 vardı, 2 vardı, 3 vardı. Böyle gidiyor sonsuz tane eleman. Peki işin içine tam sayılar girince bunlar zaten var. Bir de eksi 1 var, eksi 2 var, eksi 3 var. Bunlar da böyle sonsuza kadar gidiyor eksilere. Bakın doğal sayılar tam sayıdır. Tam sayılar da aynı zamanda rasyonel sayıdır. Rasyonellerde ne oldu? 1 bölü 2 var. 3 bölü 2 var. 8 bölü 7 var. Bunlar da rasyoneller. Ekstradan. Peki rasyonel olmayan sayılar var mı? İrrasyonel sayılar. Hiçbir alakası yok bunlarla. Peki bu ikisinin birleşiminde ne var arkadaşım? Büyük kümeye de biz ne diyoruz? Reel sayılar diyoruz. Unutma arkadaşım. Reeller rasyoneli kapsar. Ya da rasyonel reelin alt kümesidir. Z'yi kapsar kim? Rasyoneller. O zaman Z alt kümesidir rasyonellerin. Doğal sayı alt kümesidir tam sayılar. O zaman bunların hepsi sıralıdır. O zaman ben şöyle bir şey söyleyebilir Doğal sayılar alt kümesidir mi R'nin? Evet ne demiştik? A kümesinin alt kümesi B ise B'nin alt kümesi ise B kümesi C'nin alt kümesi ise o zaman ne demiştik? Demek ki A da otomatikman C'nin alt kümesidir demiştik. Bunları unutmuyorsun arkadaşım. Şunlar alt küme işareti. O zaman burada biz de bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir de unutma rasyonel reel sayıların altında bir de irrasyoneller var. Bir daha tekrar edelim. Rasyonel ile irrasyonel birleşimi reel sayıyı veriyor bana. Şimdi arkadaşım son muhabbetime geçtim. Burayı da yaptıktan sonra sana iki tane sorum var. Ve bu kısmı hızlı geçeceğim. Kapalılık özelliği diye bir şey var. Nerede? Toplama işleminde. Gerçek sayılarda toplama işleminde. Kapalılık özelliği şu arkadaşım. İki tane reel sayıyı alırsan toplamları hala reel sayı. Yani işlemlerimde elemanlarımı kümeden alıyorum. Cevap hala kümede kalıyorsa toplama işlemi kapalı bir işlemdir. Unutma. Nerede? Reel sayılarda. Değişme özelliği şudur. 3 ile 2'yi toplarken 2 ile de 3'ü toplayabiliyorsan, yer değiştirebiliyorsan o zaman bu da nedir arkadaşım? Değişme özelliğidir. Sen istediğin zaman toplama işleminde sayıların yerini değiştirebilirsin. Birleşme özelliği nedir arkadaşım? Birleşme özelliği 3 tane eleman toplamayla bileşirse, yalnız bunlar paralel, par, par, parantezle ayrılırsa parantezi diğer ikisine kaydırabilirim. Ya da parantezi hiç kullanmayabilirim. Neredeki gibi? Mantıktaki gibi. Bakın mantıkta V veya da vardı bu. Bu da kapalılık özelliği başka bir şey. Konuyla alakasız. Yalnız değişme özelliği ve bileşme özelliği vardı. Etkisiz eleman da şudur arkadaşım. Benim bir elemanım var 3 diye. Ben bir şeyle toplayacağım onu. Etkisiz. Hiçbir etkisi olmayacak. O kimle toplarsan etkisiz olur. Tabii ki de sıfırla. O zaman sıfır benim etkisiz elemanımdır. Yani bana etki etmeyen eleman kimse o etkisiz elemandır. Ters elemanda şudur arkadaşım. Benim 3 diye bir sayım var. Onu ben neyle toplarsam etkisiz elemana eşit olur. İşte bir sayıyı neyle toplarsanız etkisiz elemana eşit olur. O da onun ters elemanıdır. Bak eksi 3 görüyor musun? İşte o zaman ben şunu bileceğim. Demek ki toplamada etkisiz eleman sıfırdır. Çok önemli. Toplamaya göre tersi bir elemanın. Üçün toplamaya göre tersi nedir? Eksi 3'tür. Bunu da unutmayalım. Aklımızda olsun. Geldik çarpmaya. Çarpmada da aynı şekilde. reel sayılardan iki tane sayı alır çarparsan. Yine reel sayı kümesinde kalır. Başka dışarıya başka bir eleman olamaz. Değişme özelliği. 3 kere 5 eşittir 5 kere 3'e yine yine toplamadaki gibi çarpmada da ters işlem vardır. Ya değişme özelliği vardır daha doğrusu. Birleşme özelliği şudur arkadaşım. Aynı işlem var yine toplamadaki gibi parantezi kaydırabilirsin. Hatta parantezi hiç koymayabilirsin. Bunu da söylemiş olduk. Etkisiz eleman 3'ü ne ile çarparsan yine 3 eder. Hiçbir etki bırakmaz. Etki etmez. Tabii ki bir etkisiz elemandır. Bir de burada yutan eleman var. 3'ü ne ile çarparsam yutar ve yine kendisi olur. Yani nedir bu? Bunu üçü hop diye yutacak ve ortada hiç yine kendisi kalacak. Kimdir o? Sıfırdır. İşte burada da yutan eleman diye bir şey var. Bir de arkadaşım son olarak söylüyorum. Ters eleman ben A'yı ne ile çarparsam bakın bir şeyle çarpacağım etkisiz eleman olacak. Ne demiştik biraz önce? Etkisiz eleman niye sıfır değil hocam? Toplamada sıfırdı. Çarpmada birmiş bak. Bir. O zaman neyle çarparsan bir eder. Tabii ki de çarpmada çapraz sadeleştirme olduğu için bir bölü a ile. O zaman üçün çarpma işlemine göre tersi bir bölü üçtür. Üçün toplama işlemine göre tersi eksi üçtür. Devam edelim. Mesela şunu söyleyeyim bir de. Beşin toplama işlemine göre tersi eksi beştir. Beşin çarpma işlemine göre tersi 1 bölü 5'tir. Başka bir tane söyleyelim ve konuyu kapatalım iyice. 1 bölü 2'nin toplama işlemine göre tersi eksi 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2'nin çarpma işlemine göre tersi ters taklasıdır. Yani 2 bölü 1'den 2'dir. Bunu da unutmayalım. Etkisiz 1, lutan 0, ters eleman takla attırmaca unutmayalım. Geldik veya da ve V'de olan dağılmaya kümelerde Birleşimle kesişimin dağılmasına hatta kartezende bile vardı. Burada da çarpma işleminin dağılmasına geldik. Nasıl hocam? Şöyle. Bakın A'yı ben B ile ve C ile çarpabilirim. O da A B A, C eder. Bakın ne yaptım? Kopyaladım yapıştırdım. Çarpmayı kopyaladım yapıştırdım. O zaman da söylemiştim size kopyalama yapıştır diye. Bakın bu sefer de sağdan çarpı C'yi kopyalayıp yapıştırıyorum. Çarpı C'yi kopyalayıp yapıştırıyorum. Geçtim. Bakın burada isterseniz bunu 15-7 8 kere 4 yapabilirsin. 32 bulabilirsin. Ya da 4'ü sağdan çarptım. 4 kere 15 60. 4 eksi 4 kere 7 eksi 28. 60'tan 28 çıkarsa yine 32 olur. Bakın 11 artı 7 11 artı 9 20 eksi 3 ile çarparsan eksi 60 eder. Ya da eksi 3 kere 11 eksi 33'tür. Eksi 3 kere 9 eksi 27'dir. Ne olmuş oldu cevabım? eksi 60 olmuş oldu. Bakın aynı cevabı bulmuş olduğum. Sözü fazla uzatmayalım. Hemen bir tane soru sorup olayı kapatalım. Bu da çok cin bir soru. Her yerde çıkabilecek bir soru. Karşına iyi dikkatli dinle. M ve N birer tam sayı. Ve burada da M artı N. N eksi 4 var. İfadesi bir rasyonel ifadesi. Bakın irrasyonelle farklı bir irrasyoneller birbirini götüremez. Bunlar çünkü tam sayıysa bu bunun kat sayısı gibi olur. Nasıl? 5 kök 7 ve artı sallıyorum 21 kök 51 olur. Yani bunların birbirini götürme şansı yok. O zaman köklü sayılar varlığı söz konusuysa köklü sayılar ortada kalıyorsa rasyonel olma şansım yok. O zaman köklü sayılar ortadan kaybolamayıp rasyonel olamıyorsam tek bir şartım vardır. Köklüleri yok etmek. Peki hocam ışın kılıcıyla mı yok edeceğiz? Böyle du 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 ru, 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 ru Oğlum bu Star Wars mu? Bu matematik. O zaman ne yapıyorum arkadaşım? Işın kılıcıyla değil katsayıyla sayıyla yok ederim. Çünkü 0 kere kök 7 artı 0 kere kök 51 nedir? 0 artı 0'dan 0'dır. Yani rasyoneldir. O zaman bunları rasyonel yapacağım. M artı ne eşittir 0. N eksi 4 eşittir 0. Eksi 4'ü karşıya at. N eşittir 4. Al bu Neyi buraya koy. M artı 4 eşittir 0. M eksi, artı 4'ü karşıya at. Eksi 4 diye. M eksi 4 olarak bulmuş oldum. M çarpı neyi soruyordu? Eksi 4 ile 4'ü çarparsam cevabım da 16 olarak buldum. Ve günümü bu güzel soruyla bitirmiş oldum. İşte bu kadar arkadaşlar. Tam sayılara giriş yaptık. Mantık bitti. Ee, bir de kümeler bitti. Şimdi yine dediğim gibi 8. sınıfın üstüne eklemeler başladı. Zorlanacağınızı düşünmüyorum ama lütfen iyi çalışın. Bakın lütfen ödevleri iyi yapın. Hatta daha fazlası bu kitabımızda var. Sorular var bak bak bakından. Ve de daha fazla soru da soru bankasında da var. Lütfen bu kitaplar olmasa bile çalışmalarınızı elinizdeki kaynaklar neyse yapın. Elinizdeki kaynaklar yoksa da bunları satın alıp bizlerle diğer sayfalardan bizim farkımız neydi? Ödev ödev, gün gün, plan plan gidiyoruz değil mi? Bak bu ne? Dokuzuncu sınıf planı. Plan plan gidiyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşım? Her şeyi sana gösteriyoruz. Rehberlik videoları bile var arkadaşım. Bunları da izlemeni tavsiye ederiz. Ve sorumda bitirdim, konumda bitirdim. Çok fazla uzatmayayım. İşte konuyu biterken neler yaptığımızı hatırlatalım. Doğal sayılar rakamlardan başlamıştık. 0 ile 9 arasıydı. 0 dahil dokuzu dahil. Doğal sayılar 0'dan sonsuza kadar tam tam gidiyordu. Tam sayılar eksiler ve artılar ve 0 vardı. Rasyonel sayılar A bölü B olacaktı. Yalnız B 0 olmayacaktı. Unutma. İrrasyonel sayılar kökten çıkamayanlar hatta ve hatta 3 kök 7 de olur arkadaşım. 3 kök 7 de olur. Kökten çıkamayanlar ve de neydi? 3,14 gibi nokta 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 virgülden sonrası düzensiz gidenler olacaktı. Geçtim diğer muhabbete. Gerçek sayılar neydi? İrrasyonellerle rasyonellerin bileşimiydi ve unutma arkadaşım, rasyonel sayılar tam sayıları kapsıyordu. Tam sayılar doğal sayıları, irrasyonel sayıları da gerçek sayılar kapsıyordu gerçek sayılar hem rasyoneli hem irrasyoneli kapsıyordu. Yani biraz önceki tabloyu göstermiştim. Toplama çıkarma işleminin özelliklerinde yutan eleman, ters eleman, etkisiz eleman, değişme birleşme ve de kapalılık özelliğini de anlatmış olduk. Ödevleri de vermiş olduk. Her şeyi yaptık. İşte karşında ödülü soru. Yazıların nasıl geçti? Yoruma yaz. Ayrıyetten ödülü sorunun cevabını yoruma yaz. Ve de like atmayı unutma. Daha da önemlisi sizleri sevdiğimi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz.